Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. 22 Nisan pazartesi gününe niyet. Şöyle fincanımı sizler için kapatmış bulunmaktayım. Yeni hafta sizlere bolluğuyla, bereketiyle gelsin. Nasibiyle, kısmetiyle gelsin niyetimle gönlünüzden geçenlerin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi niyetiyle sizler için şöyle fincanımı kapattım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi oğludu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve Ardından da şöyle bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Açılımlarımızda size ait olan lütfen pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle beraber fincanınıza bir bakalım. Bizlere bugüne niyet neler gösteriyor? Şöyle hemen sizlere de bir göstermek istiyorum fincanınızı. Evet arkadaşlar, şöyle gösterip de bir başlayalım. Bak ayaklarınız var ama ayağınızın bir tanesi ciddi anlamda çok şişmiş görünüyor. Yani bu ayak şişmesi ödem olabilir, yani bir sağlık problemi olabilir. Ee, ya da herhangi bir sağlık probleminiz varsa buna yorumlayabilirsiniz ve ayaklarla alakalı arkadaşlar bir dolaşım bozukluğuna sebep olabilir bu rahatsızlıklar buna dikkat etmeniz lazım yani ayağınızı ciddi anlamda aslında üşütmemeniz gerektiğinden bahsediyorum ayaklara dikkat edilmesi gerektiği, bakım yapılması gerektiği konusunda da aslında sizleri uyarabilirim ama burada şöyle bir durum var ayağınızda bir adım atmak ama dışarıya doğru bir adım atmak gibi durum gösteriyor. Mesela ben yurt dışına gitmek istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Ya da nasıl diyeyim? Bir şeyler yapmak için dışarıya doğru bir adım atma, bir planınız vardır ve bu icraata geçirmek için bir adım atılacağını gösteren bir durumda geldi. Yani yapılabilecek bir iş olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar hayatınıza ciddi olarak bak ciddi düşüneceğiniz e, yeni birisi çıkabilir. Yollarınız kesebilir. Hayatınızı birleştirebilirsiniz. Hatta bu kişiyle çok güzel işlere imza da atabilirsiniz. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Bunu hem ilişki için hem de iş için düşünmenizi istiyorum. Mesela hayatınızın kesiştiği, yollarınızın birleştiği bir kişiyle ortak bir işte yapabilirsiniz. Çok iyi uyumlandığınız mesela birisiyle bir evlilik kararına dahi varabilirsiniz. Böyle bir aslında yollarınızın güzel bir şekilde birleşmesi durumunu gösteriyor. Evet arkadaşlar bakın çok parlak görünüyorsunuz ya hani fincana sakın karamsar gözüyle bakmayın çok parladığınızı gösteriyor aslında ben bu parlamadan şunları da görüyorum çok kötü diye nitelendirebilecek hani bir alışkanlığınız vardır mesela bundan kurtularak bir parlama durumunuz olabilir ya da e, kötü bir insandan sizi aşağıya çeken bir insandan kurtulup da parlama gibi durumunuz olabilir. Giyiminizi, kuşamınızı değiştirirsiniz. Saçınızı, makyajınızı değiştirebilirsiniz. Ve parlama durumunuzun olacağını da gösteriyor. Bulunduğunuz yeri değiştirerek de mesela bulunduğunuz yerde siz hep belki kötü durumdaydınız. Ama yer değiştirerek de Gideceğiniz yani tekrardan farklı bir yerde bulunacağınız ortamda e, parlama durumunuz olabilir. Sizin değerinizi bilen insanların yanında bir parlama durumunuz olabilir. Burası önemli. Ben mesela şunu söylüyorum. Ağaç değilsiniz. Kökleriniz yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de yerinizi değiştirme konusunda çok da tereddütlü davranmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar bakın bir kutlama varı diyebileceğim bir durum var. Hani sanki bir şeylere evet diyorsunuz da bir kutlama yapılacak. Ama bu kutlamada da şöyle bir şey var. Ya ben bunu bir kere yapacağım. Bu benim nefes alma şeklim, bu benim mutlu olma şeklim diyerek aslında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendinizi rahatlatmak için kendinizi mutlu etmek için bir kutlama yapacağınızı gösteriyor. Ama bir şeye de evet diyeceksiniz yani bak şimdiye kadar evet demediğiniz bir şeyi evet deme durumunuzun olduğunu da gösteriyor. Şimdi hmm, kendi ağzınızla bir şey söyleyeceğinizi gösteriyor. Bazen çok ağzı kapalı, sıkı, ser verip sır vermeyen bir karakteriniz var. Ama şu anda bir şeyleri konuşma gereksinimi duyacaksınız. Mesela birinin hakkında söylenen kötü sözlerden haberiniz varsa gidip ona bak seninle alakalı böyle böyle söyleniyor. Şu kişi böyle böyle söylüyor diyeceğinizi gösterir. Anlatabiliyor muyum? Burada artık susmanın bir kar olmadığı, konuşmanın aslında size iyi geleceğini bilip de konuşma durumunuzun olacağını da gösterir. Evet hmm, bakın bir göreviniz var belki bir sorumluluğunuz vardır ama bunu biraz ihmal etmişsiniz. Yani nasıl diyeyim evlisinizdir çoluk çocuğunuz vardır evde yemek yapmak o çocukları işte doyurmak mesela ya da işte onlarla ilgilenmek sizin bir sorumluluğunuzdur değil mi bir görevinizdir. Sanki böyle yemek yapmayı ihmal edermişçesine yani bir sorumluluğu artık böyle biraz daha e, basite almaya başladığınızı, yani sorumluluğu e, görevinizi aksattığınızı gösteriyor. Bu konuda da şöyle bir kendinize gelmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bak bir güven duygusu, hmm, güven duygusunu yitirmişsiniz sadakat, güven, saygı. Bak bu konular gerçekten çok önemli sizler için ve güven duygusunu yitirdiğiniz birisiyle konuşma durumunuz var. E güvenmediğiniz bir insanla da konuşunca ne olacak? Huzurunuz bozulacak. Karşınızdaki insanın anlattıklarına inanmayacaksınız ya güvenmediğiniz için. Huzurunuz bozulacak demektir. Hani güvenmediğiniz insanların da anlattıklarına zaten dinlemeyin ama eğer dinliyorsanız da anlattıklarına çok da fazla inanmamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şikayet ettiğiniz bir durum var ya baya bir şikayet sitem ettiğiniz diyebilirim şikayet ettiğiniz diyebilirim. Niye biliyor musunuz? Ben bu işte tek başıma kaldım. Mesela iş yerinizde sizinle beraber ortak bir iş yapmanız için işte iki kişiyi tayin etmişlerdir. Ama karşınızdaki insan, yanınızda insan, aynı görevi üstlenen insan hiç çalışmıyordur. Ve siz tek başınıza uğraşıyorsunuzdur ve artık sistem etme noktasına gelmiş olabilirsiniz. Şikayet edersiniz yani. Hani bu tek benim e, çözmem gereken bir durum değil. Tek benim görevim değil. Ben bu işte tek başıma kaldım ve artık sitem ediyorum diyebilirsiniz. Evliliğiniz için de bunu düşünebilirsiniz. Mesela evlenirken iyi günde kötü günde diye yorum yaparsınız. Söz verirsiniz. Ama evliliğinizin içinde tek kaldığınızı hissedebilirsiniz. O kadar emek veriyorum ama karşılığını göremiyorum gibi böyle bir öfke olabilir, kızgınlık olabilir ve bu şekilde bir sitem ettiğinizi söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar, hmm... Nasıl diyeyim ya ben şimdi burada bir ikili ilişki durumu var. Birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya sanki yemin etmişsiniz gibi bir durum var. Yani nasıl söyleyeyim bu noktada kendinizi zorlayacaksınız. Şahitler, belki deliller, mesajlar, konuşmalar birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için kendinizi ciddi anlamda zorlama durumunuz var. Ama o kişi sizin zorunuza gidecek size karşı yanlış bir tavır, gururunuzu, onurunuzu etkileyecek bir durum içine girmiş olabilir. Burada ikili ilişkilerde arkadaşlar karşınızdaki insanın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için bir mücadele vereceğinizi gösteriyor. Aslında normal şartlarda bunu pek yapmazsınız ama öyle bir zorunuza gitmiş, öyle bir gururunuzla oynanmış ki ben hani böyle sanki yemin etmiş bir karakter görüyorum. Yemin etmişçesine ben o kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım diyebilen bir karakteriniz olduğunu da gösteriyor. Şimdi arkadaşlar yeni bir takım sulara giriyorsunuz. Sanki yeni yerler keşfetmek gibi, yeni şeyler keşfetmek gibi bir durumunuzun olduğunu gösteriyor. Yani nasıl yeni bir eğitime girmek gibi yeni bir hayatına yön vermek gibi yeni bir çizgi çizmek gibi anlatabiliyor muyum? Tam da böyle bir durumunuzun olduğunu gösteriyor. Hani ee, bir karar vermektir aslında yeni bir yola girerken bütün insanlar bak bunu söylüyorum herkes yeni bir şeye başlarken bir karar vererek başlar. Bir eğitime girerken, bir işe girerken siz de burada bir karar veriyorsunuz ama yeni bir şeylerin keşfine karar veriyorsunuz. Yeni şeyleri öğrenmeye niyet ederek bir yola girdiğinizi söylemek istiyorum. Şimdi sizi kısıtlayanlar, biraz da zoraki kısıtlanma gibi durumlarınız var. Özgürlük diyebileceğim ama bak özgürlük istiyorsunuz ama e, bağlı olduğunuz durumlar var. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Eşimden dolayı, ailemden dolayı, çocuklarımdan dolayı istediğim şeyleri yapamıyorum. Vaktim yok. Bak bu zorakiliktir aslında. Çünkü vaktiniz yok. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki çalışmak istiyorsunuz ama çocukları bırakacak biri olmadığı için çalışamıyorsunuzdur. Bak tam da böyle bir durumdan bahsediyorum. Para kazanmak istiyorum ama ailem önüme engel olduğu için çalışamıyorum diye bir zorakilik durumunuzun olduğunu gösteriyor. Aslında ben size şunu söylemek istiyorum. Mekan değişiminde her zaman bir ferahlık vardır. Yapmak istediğiniz şeyler de biraz mekan değişimi ile alakalı. Ve aslında mekan değişimi bugünlerde sizin ruh sağlığınıza çok iyi gelecek arkadaşlar. Sizin bulunduğunuz yerdeki kısıtlanmış hissetmeniz, özgürlüğünüzün önüne bir engel koyulduğunu hissetmeniz, yaşam tarzınızı ve psikolojinizi ciddi anlamda etkiliyor. Ama istediklerinizin önünü açmaya, çalışmaya başladığınızda da psikolojik olarak düzelme, ferahlama, ruh sağlığınızda iyileşme gibi durumlar olacağını da gösterir. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir şeyler el değiştiriyor. Bakın. Mesela evin tapusu el değiştiriyor. Size ait olan bir şey bir başkasına geçiyor olabilir. Bak eşinize de geçiyor olabilir. Ya da bir başkasına geçiyor olabilir. Araba bir başkasının üzerine geçiyor olabilir. Bir el değiştirme durumu var. Haberiniz yok ama bak bunu da söyleyeyim. Bu olay olana kadar haberiniz olmayacak. Bir para e, size gelir e, mesela ama haberiniz olmadan el değiştirilir. Bu konularda biraz daha uyanık böyle açık gözlü olmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Hani yine çok e, celallenmeden yapsanız da şöyle bir tabii ki de para konusu tabii ki de sahip olduğunuz şeyler konusunda gözü açık olun size ait olan şeyler uçup gitmesin. Zaten bu dönemde çok zar zor bir şeyler elde ediliyor. Onu da gözünüz kapalı diye ya da sizi saf yerine koyarak da lütfen el değiştirilmemesi gerektiği konusunda da şöyle gözünüzü açmanızı istiyorum. Ben şöyle tabağınıza geçeceğim arkadaşlar hemen. Ve sonrasında da bir kartlarımıza bakarız. Bugüne niyet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bak en başında söyleyecektim. Niyet etmiştim ama unuttum. Arkadaşlar şöyle sizlere gösterirken ben de bir söyleyeyim bunu. Tabağınıza bir bakabilirsiniz bu aşamada. Arkadaşlar malum günler uzadı. Bugünlerde de hani önceden çok erken bir vakitlerde hemen akşam oluyordu. Malum ee, kış vaktiydi. Erkenden videolarımı paylaşabiliyordum. Ama video hazırlarsam bu da ince bir ayrıntı. Video hazırlarsam her akşam saat 9'da günü birlik olan yani saat 21'de her akşam saat 21'de günü birlik olan videolarımı kanalımda bulabilirsiniz. Hani bana diyorsunuz ya paylaşıyorsunuz ama bana bildirim gelmiyor ve ben diyorum ki Kanalıma girin abone ol kısmı var abone ola tıkladığınızda e, abone olduktan sonra tekrardan abone ola tıkladığınızda e, bildirimler çıkacak. Bildirimlerin tümünü işaretlediğinizde ne olacak arkadaşlar bütün bildirimlerin size gelmesi gerekiyor. Ama bana dönüş yapıyorsunuz diyorsunuz ki siz videolarınızı paylaştığınızda bana bildirim düşmüyor diyorsunuz. Ben de size şimdi bunu bir netleştirelim istiyorum. Size bildirim gelse de size bildirim gelmese de arkadaşlar saat 9'da her akşam e, videomu hazırlayıp sizlerle paylaşacağım. Videomu hazırlayamadığımda tabii ki de paylaşamam ama video hazırladığımda her akşam sizlerle saat 21'de buluşacağız. Bilginiz olsun. Yani bildirim gelmediğinde kanalıma girip ya işte bakın bir video paylaşmış mıdır diye bir bakmanızı rica ediyorum. Evet şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ve ilk dikkatimi çeken bak kalp soldadır değil mi? Sol tarafınızda bir acınız var arkadaşlar. Şurada sol tarafınızda bir acınız olduğunu gösteriyor. Yani bu ne demek? kalpten bir ağrınız, kalpten bir e, zorlandığınız, kalpten gözyaşı döktüğünüz bir durumun içinde olduğunuzu gösteriyor. Bir şeyler size ağır gelmiş. Yaşananlar ağır gelmiş olabilir. Yaşadıklarınızı hak etmediğinizi düşündüğünüz için zor gelmiş olabilir. Ve şimdi içselleşme, tek kalma, ya benim biraz kafamı dinlemeye ihtiyacım var bu yeni öğrendiğim bilgiler bana ağır geldi kalbime ağır geldi diyebilirsiniz o yüzden tek başınıza oturup da düşünmeniz gereken bazı durumlar olabilir malum insanlara karşı da güvensizlik probleminiz olduğu için insanlara bir sırt dönme ve dolayısıyla da şöyle bir içselleşme kendi iç dünyana dönme gibi durumlar yaşayacağını gösterir kalpten bir gözyaşı dökme durumunda var bunu da sana zor gelen olaylar ya da kelimeler yaşadığın için, duyduğun için olduğunu da söylemek istiyorum. Ama bakın hiçbir şey e, ölene kadar böyle sırrını saklamaz. Bir şeyler zamanı geldiğinde ortaya dökülür. Hani yalancının dahi mumu yatsıya kadar derler ya. T değil de D ile söylüyorum. Yatsıya kadar diye. Bakın yüzünüzün gülümesi durumu var. Arkadaşlar zorunaza gidecek size ağır gelen olaylar gün gelecek hakkınızı yenilen olaylar dahi böyle bir ortaya çıkacak. İftiraya mı maruz kaldınız ortaya çıkacak ya da yalanlara mı maruz kaldınız ortaya çıkacak ve sizin yüzünüz aklanacak sizin yüzünüz temizlenecek haklı olduğunuz doğruyu söylediğiniz iftiraya uğradınız, yalana maruz kaldınız ortaya çıkacak ve sizler şöyle bir yüzünüzün güleceğini de gösteriyor. Evet arkadaşlar sağlıkla alakalı bence kendi sağlığınızı ciddi anlamda ihmal ediyorsunuz e, kalple alakalı da yine aynısını söyleyeyim zaten gördüğüm için ama beden sağlığı bak buna ruh sağlığını da söyleyeceğim ama beden sağlığınızı bu kadar ihmal etmeniz yani konu şartlar durumlar ne olursa olsun beden sağlığınızı bu kadar ihmal etmeyin ya Hani bunu hak edeceğinizi düşünmeyin yeme içmeden kesilmeyin ya da nasıl söyleyeyim uyku problemleriyle mesela psikolojinizi bozmayın. Uyku problemleri mesela hiç doğru düzgün uyuyamadığında kesintili uyuduğunda ya da çok uyuduğunda ya da çok az uyuduğunda psikolojik olarak çok etkilenirsiniz uyuyamadığınızda yemek yersiniz ee, aynı zamanda bedensel işte mideydi sonra dolaşımdı sonra başka şeylerdi bakın söylüyorum problemler çıkar ortaya kendi beden sağlığınızdan bahsediyorum bak bunu söylüyorum beden sağlığınızı ihmal etmemeniz gerektiğini gösteriyor aynı zamanda bedenle alakalı rahatsızlıkları hep göz ardı ettiğiniz için de psikolojik olarak problemleri ve beraberinde götüren bir durumun içinde olduğunuzu gösteriyor. Önce sağlık. Parayı bir şekilde bulursunuz ama önce sağlık olduğunu lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar şöyle tabağınızı ve fincanınızı kenara alarak ben kartlarıma da geçmek istiyorum. Bir saniyenizi alacağım. Biraz beklettim. Kusura bakmayın. Hemen şöyle kartlarımı alıp sizlerin niyetine yeni hafta için şöyle bir karıştıralım. Hadi bakalım bizlere neler gösteriyorsun. Bir seçeceğim kartlarımı. Yani bazıları söylüyor ki zaman kaybı olmasın. Videodan önce kartlarını Seç diyenler var bana arkadaşlar ama ben sizlerle beraber şöyle bir kartlarımı seçmeyi tercih ediyorum. Bu konuda yorumunuzu siz de yazabilirsiniz ama ben videonun içindeyken, video sürülürken böyle bir kartlarımı sizlerle beraber sizler de görerek. E, kartlarımı seçmek istiyorum hatta şöyle söyleyeceğim fincanımı dahi imkan olsa uydurabilsem fincanımı dahi sizlerin niyetine kapatırken dillendirirken söylediğimde dahi videoyu almak istiyorum ama Şöyle bir durum var fincanı kapatıyorum ben bir 20 dakika kadar bekletirim her zaman her fincanda yani ben bu tür şeylerin e, altyapısını bildiğim için en az 15 dakika bak özellikle söylüyorum fincan en az 15 dakika kapatılıp ve soğutulmalı burada bilgilendirme yapıyorum isteyen geçebilir. Ama dediğim gibi e, diyorum ya fincana dahi imkan olsa sizinle beraber içer kapatırım ki hani günü birlik olduğunu ya da işte aylık videolarda aylık olarak şöyle bir çektiğim zamanlarda o gün onu çektiğimi çünkü hazır bir video olmuyor malum bilirsiniz zaten hani buna bu kadar da vaktimiz olmuyor ama günübirlik videolarda ya da aylık videolarda bu şekilde çektiğimde direkt paylaşmak durumunda kalıyorum. E paylaşmadığım zamanlarda biliyorsunuz çünkü vaktim olmuyor. Bu o yüzden de hani e, fincanımı da sizlerle beraber kapatmayı beklediğimi görmenizi e, çok isterim. Kartlarımıza da aynı şekilde yorum yapıldığı için söylüyorum. Ben kartlarımı böyle sizlerle beraber sizlerin niyetine tabii ki bu aşamada sizlerin de niyetlerini Oğludu niyetiyle söylemenizi istediğimi şöyle bir söyleyeceğim. Görün yani nasıl oluyor, ne oluyor. Yani hani diğer türlüsü biraz şey olur. Arkadan seçmişim. Hep iyi kartları seçebilirim mantıken. Ee, ben yani kötü yorum yapmak zorunda değilim. Mesela kartlarda çıkmasa kötü yorum yapmam. Fincanda çıkmasa kötü yorum yapmam. Olumsuz yorum yapmam. Yani o kadar da düşünebilen bir insanım. Ama sizlerle beraber şöyle kartlarımızı çekeriz. Ne çıkarsa onun yorumunu yapmak durumunda kalırız. Bu bir niyettir mesela. Bu da benim aslında ne kadar şeffaf olduğumu gösteren bir durumdur. Ama yorumlarda bazen görüyorum işte kartları önceden seçseniz de zaman kaybı olmasa diye. Yani arkadaşlar ben onu pek tasnif etmiyorum açıkçası. Sizlerle beraber videonun içine çekmeyi tercih ediyorum. Evet şöyle ilk kartımızda bir başlayalım. Arkadaşlar duygusal bir boşlukta olduğunuzu gösteriyor. Bu kartım duygularını yönetmekte ciddi anlamda zorlandığını gösteren bir kartımdır. Mesela duygusal bir boşluğun olduğu için çabuk sinirlenebilen, agresif, sert tepkiler veren bir insan olacağını gösteren bir durumdur. Duygularını yönetmekte zorlanmak, artık mesela sana zor gelen durumlara sabredememek, sabrını yönetememek, sinirini yönetememek gibi bir durumda olduğunu. Hani bu nedir? Ee, artık tahammülünün kalmaması demektir. Duygularının e, boşlukta olması, tahammülünün artık bittiğini gösteren bir durumdur. Bak bunu da açıkça söyleyeyim. Devam edelim. Güzel fırsatlar, güzel haberler, güzel olaylar var. Güzel nasipler geliyor arkadaşlar. Sıkıntıların bitmesi, maddi ve manevi sıkıntıların bitmesi, aynı zamanda kazancının artması, rahat günlere kavuşacağınızı gösteren bir kartım geldi. Gitmek istediğin yerle alakalı ki uçak var zaten görüyorsunuz. Eğer bir yerlere gitmek istiyorsanız, şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir, önünde engeller olabilir. Bunları aşacağını gösterir. Mesela bir yere başvuru yapmışsındır şehir dışında ya da yurt dışında. Ne olur biliyor musun? Onunla alakalı güzel gelişmeler yaşayacağını gösterir. Güzel haberler alacağını gösterir. Eline niyetinle alakalı güzel fırsatlar geçecek demektir. Evet kötü günler geçirmişsin ama artık geride bırakman lazım. Şimdi geride bırakamamana sebep olan şeyleri de gösteren bir kartımdır. Ama dinlenmeye de çok ihtiyacın olduğunu söyleyen bir kartım var karşımda. Şimdi ciddi anlamda etkileneceğin kötü bazı şeyler yaşamışsın ve onların etkisinden çıkamadığını gösteriyor. Ama kartım diyor ki bunları geride bırak. Kötü günler yaşamana sebep olan kişileri, olayları, durumları geride bırak. Geride bırakıp da e, yer değişimi dahi yapabileceğini söyleyebilirim. Ama senin dinlenmeye ihtiyacın var. Kim destekçi, kim köstekçi bunları öğrenmeye ihtiyacın var. E, bir de şunu söyleyeceğim. Özellikle travma tarzında. Yani geçmişten bugününüze kadar sirayet eden ne varsa keskin bir kararla... Geçmişte bırakıp geleceğinize temiz başlamanız gerektiğini söylemek istiyorum. İçinizde ciddi anlamda özgür bir ruh var ama bunu dışarıya çıkarmakta zorlanan bir karakteriniz var. Mesela dışarıdan çok soğuk görünebilirsiniz. İnsanlar sizin hakkınızda ya ne kadar da soğuk bir insan diyebilirler ama sizinle tanıştıkça Mesela çok şen şakrak, çok mutlu, çok güzel, çok ince kalpli, ince fikirli, güzel kalpli bir insan olduğunu anlayabilirler. İçinde çok güzel, özgür bir ruhun var, çok güzel bir kalbin var. Artık bunu dışarıya çıkart diyen kartımdır. Kendini özgür bırak, insanların içinde kendini sıkma. Aman o yanlış anlar, aman bu darılır, kırılır diye düşünmeyi artık bir bırakman gerektiğini de gösteriyor. Arkadaşlar sırlarınız vardır. Ya da gerçekten gizli kalınması gereken durumlar vardır. Bu kendi kişisel hayatınızla alakalı. Bu kendi bizzat şahsi hayatınızla alakalı. Gizli kalması gereken konuları kesinlikle açmayın. Örnek veriyorum çocuğunuzla yaşadığınız kötü bir olayı, eşinizle yaşadığınız kötü bir durumu, ailenizle yani annenizle, babanızla, kardeşlerinizle yaşadığınız kötü bir takım şeyleri insanlara aktarmayın. Yarın sizin zaafınız olur. Yarın sizi onunla tehdit eder. Zaten sen de şöyle böyleydin der. Burada bir kilit var. Kilit de kapalıdır zaten. Özelini, sırlarını kesinlikle kimseyle paylaşma diyen kartımdır. Devam edelim bakalım kafanda kurduğun planlar projeler var ama bunları icraata geçirmemişsin. Hep bir düşünme aşamasında kaldığını gösteriyor. Şimdi şöyle bir durumunuz var artık önünüz açık. Bir zafer diyebileceğim bir galibiyet diyebileceğim ee, öyle bir duruma geleceksin ki sen kafanda kurduğun planları belki ya çok zor yapamam diye kendini avutsan da şu anda öyle bir duruma geleceksin ki o zor durumları kolaylaştıracaksın ve kafanda kurduğun planları projeleri artık icraata geçireceğini gösteren kartımdır. Hem icraata geçireceksin hem aydınlığa bak ışık çıkıyor. Aydınlığa çıkacağını da gösterir. Yaptığın şeyler insanlara çok batıyor. Etrafında aslında sana iyi görünenlere kesinlikle aldanmaman gerektiğini, onların senin başarısız, kötü, iyi olmanı istemeyen, başarısız ve kötü olmanı isteyen insanlar olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar kendinize her zaman her konuda ön plana atmayın. Ya ben dur sana yardımcı olacağım. Ya şöyle olacak, böyle olacak diye iyi görünmek için ya da kendinizi birilerine ispatlamak için bir şeyler yapmaktan vazgeçin. Senin yaptığın iyilikler insanlara batıyor. Senin yaptığın güzel davranışlar insanların sinir olmasına sebep oluyor ve bu yüzden aslında bir nazar enerjisinde beraberinde getiriyor. Etrafında sana iyi gibi görünüp de aslında arkandan kuyunu kazan insanların varlığını gösteriyor. İşte onların bu samimiyetsiz yaklaşımlarını aldanmaman gerektiğini de gösterir. Devam ediyoruz. Yaptığın ve yaşadığın şeylerde seni suçlayanlar var. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen şöylesin, sen böylesin diye seni suçluyorlar. Sen diyorsun ki benim bir suçum yok. Aslında suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu herkes biliyor ama senin suçlandığın bir konu var, bir olay var. Sen artık kendine bir iyilik yap ve seni suçlayan, seni sebepsiz yere, seni yalandan yere suçlayan, enerjini düşüren, sürekli olarak seni manipüle eden insan ya da insanlardan uzaklaş. Arana mesafe koy diyen kartımdır ve kendine iyilik yapacağını da söyleyen kartımdır. Bu yüzden kesinlikle söylüyorum yaşadığın olaylara suçlusunun sen olmadığını biliyorsun ama yine de seni suçlayan insanları yani ne diyoruz toksit ilişkilerden uzak dur arana mesafe koy diyen kartımdır. Evet hayallerinizdeki bazı hayallerinizin suya düştüğünü anlayacağınız. Mesela burada insanların da etkisi var bir yola bir insanla beraber çıkarsın ama bir bakarsın ki yolun yarısında o insan yok ama sen o insana güvenmişsindir ki bu yolu beraber tamamlayacaksınız diye bir bakarsın ki senin hayallerin çoktan suya düşmüş bak bunları öğrenebilirsin bunları anlayabilirsin e sonrasında bazı olumsuz gelişmeler yaşayabilirsin olumsuz düşünceler yaşayabilirsin düşünebilirsin yani. Ama hayallerinde bazı hayallerinde bazı bir suya düşme ve senin bunları fark edip de olumsuz yorumlar yapma durumunda olduğunu gösterir. Evet, iki tane kartım birbirini tamamlar nitelikte burada. Son kartımı da açtım ama son kartım nazar enerjisini beraberinde getirdi. Bakın çıkmadığı müddetçe ben nazar enerjisini çok da bahsetmem olumsuz etkilenmenizi istemediğim için. Ama şimdi madem son kartımda direkt nokta atışı bir şekilde karşımıza çıktı. Şunu söyleyelim. Bir nazar etkisi içindesin ama neden? Çok dikkatler üzerinde. Hep ön plandasın. Attığın her adımı takip ediyorlar. Senin bir şey anlatmana ya da söylemene gerek yok. Mesela sosyal medyada şuradayım buradayım diye belki video paylaşıyorsun belki resim paylaşıyorsun. insanlar onu 40 farklı şeye yorumlayabilirler. Attığın bir tane resmi. Ve bu yüzden ya bak şu şöyle yaptı. Ya bak bugün böyle giyindi. Şöyle saçını yaptı, makyajını yaptı. Şunu taktı. Şöyle şöyle şeyler hep bak şöyle pahalı yerlere gitti gibi. Attığın her adımı takip edip de yorum yapıp da aslında sana özenmeye çalışanlar, seni kıskanan insanların varlığını gösterir. Çok dikkatli olman gerektiği konusunda uyaran bir kartımdır. Ama bu özenen insanlar, kıskanan insanlar beraberinde kıskanmayla beraber göz değmiş dediğimiz nazar enerjisini de beraberinde götürüyorlar. İşte zaten bu aşamada ben şunu söylüyorum. Ee, kesinlikle arkadaşlar nazar ayetli bu tam bir nazar enerjisi kartındır. Bak bunu da söyleyeyim o yüzden kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, nazar ayetlerinden nazar dualarından kendinizi okuyun okutturun manevi çalışmalar yapın ki sizi kötü etkilemesin. Evet arkadaşlar açılımımızı yaptık bence çok da güzel bir açılım oldu ve niyeyse içimde şöyle bir de hissiyat var bunu da söylemek istiyorum. Ee, hani bu nazar enerjisi dahil ama çok rahatlamanıza sebep olacak bazı kartlarım geldi bunu fark edeceksiniz ya hissedeceksiniz diye düşünüyorum açıkçası. Evet açılımımızda lütfen size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın lütfen. Ve yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yapmayı lütfen ihmal etmesinler. Tekrardan diyorum arkadaşlar yeni bir açılımda görüşmek üzere. Unutmayın her akşam saat 9'da yani 21'de tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.